Gittim boşanma davayı feragat geçirdim. Oralara gelme. Herkes, bütün aile bir anda seni arıyor. Muhammed de ortada yok, 13 yaşındaki Muhammed oğlum de yok, da. Eşim kocan de yok. Da. Hayır hayır, kocan da evde yok. Aile diyor ki Hasan seninle ilgili konuşuyor. Eşim de, eşim ne konuşuyormuş yok. Hasan seninle Hasan ilgili? Hasan demiş ki abim demiş ben onu istemiyorum, babası gelsin. Niye istemiyormuş seni? Affedersin, çok affedersin. Sesi varmış. Sesi de eşim beni konuşturdu. Bir ses kaydın varmış. Eşim ses bana, kaydında ne varmış? Ben eşime ne dedim? Eşime ne dedim? dedim ki Suriyeli birisi beni böyle dövmüş. He. Eşim de dedi ki sen o adamı bana buluyorsun, ben o adamı döveceğim. Hı-hı. Evet dedim, ben döveceğim, buluyorum. Sen dedim, istedin mi eşine, evet, gel bu adamı, git bu adamı döv benim için dedin mi? Ben dedim. Hı. Ben inkar etmiyorum. Ondan sonra eşim dedi Güllü dedi sen benim yanımda bak konuşacaksın adamla. Tamam. Hı. Dedi. Bak dedi ben dedi bak kimseye söyleme, ben senin yanında konuşacağım. Hı hı. Tamam dedi. Vallahi yemin etti dedi, ben kimseyle konuşmuyorum. Ondan sonra beni konuşturdu. Peki sen adamı ara, yanında ha? Kimse yokmuş gibi eşim, davran. Eşim de bizi dinliyor. Eşim bizi dinliyor benim yanımda. Yani bu şekildir. Hı. Bizi dinliyor. Sen benim o ses kaydımı benden al götür Hasan kardeşine ver. Bir dakika. Eşim diyor ki sen bu adamla konuş. Kimse yok yanımızda. Evet. Sen sanki baş başa konuşuyorsun. Hayır hayır, baş başa konuşuyormuş gibi ya. Ha, baş başa konuşuyormuş gibi. Sonra bu adamı bir yere getir, ben döveceğim. Sen de adama ne demeni istedi? Ben de eşim de. Aradın Ahmet'i. Ben de Ahmet dedim. Neredesin falan yerdeyim. Ne yapıyorsun falan yerdeyim. Affedersin, çok özür dilerim. Bana ağır hakaretten küfür etti. Zaten biz konuşmuyorduk, küstük. Evet. Ben onu mahkeme verdim. Hı. Affedersin, çok özür, sözlü ben eşime dedim, bana sözlü tacik küfür ediyor. Hı-hı. Eşim inanmadı. Hı-hı. Dedim dur ben şimdi senin yanında konuşacağım, sen inan. Evet. Ben konuştuğum zaman yine aynı eşimin yanında sözlü tacizde bulundu. Küfür ediyor. Küfür etti. Taciz başka bir şey, evet, küfür başka bir şey. Sözlü küfür etti. Küfür etti. Ha, sözlü küfür etti. Eşim de o sesi kayıtları aldı, kalktı Hasan kaynına verdi. Gülücüm, o ses kaydında ne var ki? Seni döven adamla... Benim zina sebebim Güllü, başka hiçbir şey yoktur. Benim zina sebebim oymuş. Güllü bir dakika. Sen şimdi seni döven Ahmet'i arıyorsun. Ahmet neredesin diyorsun. O da diyor ki sana ne diyor? Seni var ya diyor, konuşuyor. Şimdi bu zina sebebiyle boşanma olmaz. Sen Ahmet'le nasıl... Eşim adam erkekse ortaya çıksın benim neyim var? Sen Ahmet'le nasıl konuştun? Öyle konuştum. Samimi mi konuştun? Ya samimi konuştum. Samimi konuştum ki eşim görsün. Hani Ahmet'cim nasılsın? Ahmet demezsiniz, canım dersin. Ha, canım Ahmet. Canım nasılsın, iyi misin? O da, yani ben herkese canım diyorum. Ben doğru söyleyeyim. Canım nasılsın, iyi misin? Bu şekilde konuştum. Kız seni döven adama sen da, canım diyorsun. O da dedi Güllü dedi sana ne lan dedi. Affedersin, çok özür dilerim. Sözlü tacizden küfürden bulundu. Küfür etti. Öyle, ha ben de eşime ha böyle dedim. Ne var o ses kaydında? Sen ses kaydını dinledin mi? Sadece o var. Sadece o var. Canım dediğim var Ahmet'e. Ben isteyeceğim o ses kaydı, sana dinlettireceğim, isteyeceğim ben onu. Ha? Ha? Onu isteyeceğim, sana dinlettireceğim. O ses kaydını yüzünde benim eşim kendi yaptı. Kendi de kalktı bana iftira o attı. O konuşmayı kayda alıyor. Ha? Bütün aileye yayıyor. Diyor ki Gül'ü affedersin böyle yapmış. Karım ben bana ihanet. Peki Güllücüm. Senden borç isteyen, seni döven, savcılıkta gidip savcılığa şikayet ettiğin adama, hı, sen niye canım diyorsun? Hani eşime dedim ya, eşim dedi öyle de ki yola getir ki ben onu döveyim. Kadınlığını mı kullan dedi eşim sana? Eşim dedi, evet ha, eşim dedi onunla bile tatlı konuş ki sana yaklaşsın. Getir ben onu döveyim. Nereye getirecektin onu? Ben bilmiyorum, onu eşim biliyor. Hayır ama bir adres vermen lazımdı. Ha, eşim dedi ben adamı görmüş değilim. Ben adamla konuşmuş değilim. Zaten o adam kendisi kanser hastası. Peki siz kavgadan önce karşı taraf ne dedi? Mesela şimdi ikili ilişkilerde mahkemeye sunulmuş bir kayıt varsa... Şimdi birisi canım diyorsa diğeri de... O canın çıksın der. İftira, aynen. Ne dedi? Karşı taraf diyor, şu an için karşı tarafta diyor tamamen... Hayır, Ahmet Bey size ne diye cevap verdi? Canım mı dedi, canım aşkım mı dedi? Yok öyle demedi.
Ne dedi? Hemen direkt ben sözlü tacizde bulundu. Küfür etti. Anladı ki ben onu tuzak kuracağım. O ha. kadar şey değildi. Hayır, anladı. Öyle olamaz. Anladı. Sen, sana tepkili olması lazım ki Ahmet'in. Ahmet sana demiş. Nalet kadın, seninle konuşmuyorum. Senin Allah belanı versin. Benim hayatımı mahvettin i̇şte, falan demesi yok, lazım. Yok öyle demedi. Sadece sözlü tacizden küfür etti. Ha ben dedim öyle söyle. Ben eşime ses gidiyordu ya. Eşim benim yanımda. Peki şimdi telefon attığında Güllü unutma söylediklerini. Buradan devam edeceğiz. Çok enteresan. Yani hayat arkadaşınız iş yerinde gelip biri borç istiyor, para istiyor, darbe vermiyor diye dayak yiyor. Sonra o adamla sen samimi konuş, bir yere getirttir diyorsun. Sonra da karına beni aldattı diye iddiada bulunuyorsun ve zina sebebiyle boşanma davası açıyorsun. Mal varlığı kaçırmak için zina sebebi yaptı. Bu sebeple de yaptı. 13 ben... yaşındaki oğlunu kocam kaçırdı iddiasında bulunuyor Güllü Çelik. Bakalım gerçekler nasıl? Mümtaz Bey, odur. Dur, Mümtaz Bey telefon attığında komşunuzmuş. Efendim? Mümtaz Bey telefon attığında. Mümtaz kimdir? Bilmiyorum. Aydın'dan. Ha ben tamam tanıdım. Tanıdım. Alo. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz Efendim. Canlı yayına. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz... Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Sağ olun. Kasım Bey'le Güllü Hanım'ı sanırım komşusunuz ve iyi tanıyorsunuz. Evet. İyi komşu biz tanıyoruz. Ben bunu evet, iyi tanıyorum. Evet, şöyle söyleyeyim. Gerçekten Güllü Hanım yıllardır gördüğü eziyeti, çektiği çileyi, yani bir Allah bilir, bir de o bilir, bir de göründüğü kadarıyla biz görebildik. Yani şöyle söyleyeyim, hele bu bir tane kayınçısı var, Hasan diye biri. Ha, aynen. Ya Rabbi sen onu, ya ne, insan yani gerçekten onun ismini... Şu kadarını söyleyeyim. Kendi eşine, çoluğuna, çocuğuna iftira atıp kapı dışarı eden bir insanı ben hiçbir şey bekleyemem. Artı o yetmiyor. Bir de gitmiş yengesine musallat olmuş. Abisinin aklına girdi. Bu kadıncağızı peki. Biz bunu nasıl şey yapabiliriz? Yani bunu nasıl kapımızdan çıkartabiliriz? Mümtaz Bey, şunu merak ediyorum. Önce. Siz şimdi komşusunuz ya. Mahallede bir dedikodu yayılıyor ve bir anda işte düşünsenize 30 yıllık evli komşularınız var. Kasım diyor ki karım beni aldattı, o ona söylüyor, ona söylüyor. Evlerde bu konu konuşulmaya başlıyor. Siz bu iftiranın ortaya çıkışını duydunuz mu, olayları biliyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim, zaten yani bu kadın Güllü Hanım'ın bu şekilde bunu yapacağını zaten mümkün değil. Kestirmiyorum, aklım kesmiyor. Çünkü gerçekten şerefli, namuslu bir insan, iyi aile bir evladıdır. Gerçekten çok mağdur, çok çok mağdur. Yani araştırdıkça işin iğrenç tarafını göreceksiniz. Neler araştırdınız bu süreçte? Yani şöyle söyleyeyim, bunlar nasıl diyeyim, bir şebeke gibiler aile olarak. Tabii şebeke, Hasan. Valla aynı şeyi şebeke. Söylediniz. Evet. Bunlar, ne şebekesi bunlar? Bak, bir de bunlar nasıl yapıyor biliyor musun Esra Hanım? Bunlar nasıl yapıyor? Bu süreçte mal varlığını kendi akrabaları değil de akranları oluyor. 2-3 kişinin adına devrediyorlar. Söylemez. Söylemez. Ha, işte bu söylemez. Sizin eşinizle Güllü Hanım samimi mi? Samimiyim ben. Tabii ki, tabii ki. Samimiyim. Yani bu söylemez. Daha peki hepsi 30 yıllık evliliklerini bir anda bitirme kararı mı aldılar kardeşler olarak? Tabii ki, tabii ki. Hepsi öyle. Bunlar başta neyi düşündüler biliyor musun? Biz bu kadına bu iftirayı atacağız. Evet. Ve bu kadın boşanma davasını açacak. Peki biz ben Mümtaz Bey size bir soru soracağım. Bana anlamsız gelen bir soru. Şimdi diğer eltilerinizin yaşadığı dram ortada ama onların konusunu onlar geldiği zaman konuşuruz. Asıl mevzu benim için sizin mevzunuz. Karınız iş yerinde biri tarafından darp ediliyor. Dayak yiyor. Sonra size geliyor. Siz diyorsunuz ki karıcığım sen bu adamla samimi konuş. Bu adamı bir yere getirt. Ben onu döveceğim diyorsunuz ve sonrasında gidip o ses kaydını, o telefon konuşması, o samimi konuşma kaydını alıp karınıza boşanma davası açıyorsunuz. Bu çok garip bir durum değil mi? Bunları yanlış anlama. Çok iyisi yapar. Ama şimdi bunlar o, yani o istediği her şeyi yapar da Güllü Hanım onu dövene niye canım diyor.
Bak bunu çetten eşim dedi. Dedi getir ben döveyim. Ha, sen onun sözüne inandığın için öyle bir şey yaptın. Bir kadın yaptın, zaten kocana teslimdir. Yani, peki. Yani bunlar elimde benim bir şeyim olsun. Bu kadıncağızın bir ses kaydını ben alayım ki koz niyetine işte ben bunu mahkemeye sunayım ki. Şu an hala azından... komşu musunuz kendisiyle Güllü Hanımlarla? Komşu. Tabii ya komşu, yıllarca bir kapı komşuyduk. Ya, en son ne zaman komşuydunuz? Oluyor. Hangi yıllarda? Yani şöyle söyleyeyim, bundan 4-5 yıl önce de Aydın'dan bunlar apar topar evini taşıdı. Bu kardeşleriyle kavga etti. Kocası apar topar evini aldı, Bursa'ya gitti. Affedersin, yani 4-5 yıldır konuşmuyorsun. Ama siz en son 4 yıl öncesinde komşuydunuz. Bu sıcak olayları ama sadece sizin tarafınızdan aktarım olarak biliyor. Bunlar da sürekli itibarımız vardır. Peki, teşekkür ediyorum Mümtaz Bey yayına bağlandığınız için. Güllü Çelik Sürütüyor konuğumuz. Kocam bir iftira attı. Ben Suriyeli Ahmet tarafından dayak yedim. Onunla samimi konuşturdu. Zina davası açtı. 17-13 yaşındaki çocuğumu kaçırıyor iddiasında bulundu. Kasım Çelik tüm bu iddiaları nasıl bir açıklama yapacak? Söz hakkını, cevap hakkını kullanacak mı? Hepsini göreceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Buradan. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.